Burada 40 yıllık emeğim var. Dünya değişti evlat. Biz değişmedik. Neyse, oyuz işte. Uzun lafın kısası, ben size ayak uyduramam. Ben çekiliyorum. Değerli basın mensupları, şehrimizin güzelleşmesi için katkıda bulunan genç iş adamları bizim için çok değerli. Şahsen size onları tanıtmaktan, bilirsiniz, hep gurur duydum. Şimdi huzurlarınıza, ülkemize çok katkısı olacağından adım gibi emin olduğum Can Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cengiz Atay ve eşi Eyşan Atay'ı çağırıyorum. Aklında güzel bir isim olan var mı? Burası için. Ben düşündüm aslında. Golden Luck. Nasıl? Ne? Daha iyi bir fikrin varsa sen söyle Ali. Şimdi şöyle bir şey. İki tane zar yan yana ateşin içinde yanıyor. Cayır cayır. Son şans. Allah'ım ya. Şanstan gideceğiz bari, kör talih olsun, o daha çok uyar. Tebrik. Bilmiyorum ki abi. Ya benim aklıma bir şey geliyor ama. Şey, yani hem bize uygun, hem bara uygun. Vur kaç mesela. Burkaç. Tamamdır. Benim ve eşim Eyşan Hanım'ın otelcilik konusunda uzun yıllara dayanan çok derin bir deneyimimiz var. Buyurun. Sizin kumarda tecrübeniz var diye duyduk. Bunu nasıl yansıtacaksınız işe? Güzel soru, teşekkür ederim. Sevgili arkadaşım, bu ülkede namusunda ülkeni uluslararası platformda tanıtabileceğim projelere imza atmak, onları hayata geçirmeye çalışmak başlı başına bir kumar. O anlamda da ben bulabileceğiniz en iyi kumarbazım. Buyurun Cengiz Bey. Hayırlı olsun. İsmimi çok olaya karışan Cengiz Atay zor günlüğü geldi. Ha Tepo, bağlı öyle. Sonra daha sıkısını yaparız bunu. Okudum. Fena mı? Yükseliyorlar işte alınlarının teriyle. Tepo, o senden taraf biraz yukarı. Birazcık, aa bravo. Ne lan bu? Ak mı bu? Ne bu lan? Üzülme, gel. Gel, biz de çektiriz. Defo! Bak. Ne bu şimdi? Dinle bak, bir şey diyeceğim. Önemli. Hop!
Ben biraz kafa yordum bu işe. Bunlar burada kimler var bilmiyorlar. O yüzden sen fazla ortalıkta görünme. Neyse, ben çekip çeviririm. Arka tarafı da görüşme odası yaparız, eski usul. Millet ufaktan duymaya başladı. Onlara bir cevap vermek gerek. Birkaç ufak iş alır. Kim bunlar? Onu diyoruz işte baba. Millet duyuyor, işitiyor, geliyor. Derdimize bir derman olur mu diye. Sen de geri çevirmiyorsun. Biraz hareketlenmek gerek. Ezer, bak sen akıllı adamsın. Ama bu işleri de ben biraz bilirim müsaadenle. Madem rüzgar aldık, yelkenleri açmak gerek. Hadi bakayım. Ali. Ezel kim kardeşim burada? O. Ben metinizi duydum da sizden yardım rica edecektim. Gel oturalım kardeşim, şöyle bir konuşalım. Pardon. Ne duydunuz bilmiyorum ama biz burada sadece Cemil Bey'in barını işletiyoruz. O kadar. Başka türlü bir yardım yapmıyoruz kimseye. Ama arkadaş dedi ki... O arkadaş yanılmış. Ne yaptın oğlum? O iş için daha hazır değiliz hala abi. Hazır mı olur oğlum bu işin? Buradalar işte, buradayız, başladık lan bir kere. Ali abi, hazır değiliz. Yanlış adım atmayacağım ben bir daha. Gönder adamları. Şurayı bir çekip çevir, duvarlara bir şey yap, çalışacak adam bul. Bunlarla uğraş Ali abi, bunlarla uğraş. Ezel, deli etme beni. Oturalım bir konuşalım, bak bu işler bildiğin... Ali, konuşacak bir şey yok. Böyle olacak. Tabela işi tamam. Ezel Bey burada. Ben mekanda uğraşırken Hazretleri ne yapacak acaba? Şebnem. Diye mi sormuştun Ali? Küçük bir gezintiye çıkıyorum. Acil. Yakışıklı çıkmışsın. Değil miyim zaten? Onu demiyorum. Bir başkasın bir süredir. Nasıl başka? Ne bileyim. Başka konuşuyorsun. Başka yürüyorsun. Büyümüş gibisin. Bilmem, fark etmedim. Hani geçen geceden beri. Eğirle çıkmıştın ya. Oradan geldiğinden beri. Evet. O gece... Çok şey oldu o gece. Kurt adam yaptılar beni. Ya boş ver Eşen, ne bileyim ben, özel bir şey olmadı. Belki de sen ilk defa farkına varıyorsun benim nasıl biri olduğumun, ha? Belki. Neyse, ben çıkıyorum. Kenan'a mı? Hı. Ben de geleyim. Yok, sen mühim işlerini hallet. Evimin erkeği. Tamam, yenildik. Ezel, sakın oraya gitme. Niye dayı? Ne var anlatmadın? Ne saklıyorsun geçmişten? Yeğen, bir işin içine aile girince o iş iyice karışır. Aile. Kenan öğrenirse dönüşü fena olur yeğen. Tamam. Kenan istemez öğrenmemi de.
Sen de istemiyorsun. Saklıyorsun işte bir şeyler. Ne saklıyorsun dayı? Ben bana geldin. Ha? Ben sana gitme diyorum. Sözümü dinle. Yok dayı. Dinlemeyeceğim sözünü. İstersen kız bana. Ama ben aradığımı bulacağım. O zaman kendi başınasın yeğen. Bunu böyle bil. Buyurun. Burada daha önceki iç tecrübesine ev diyor. Evet, ev. Ben çok meraklı olduğumdan kendim evde içkiler hazırlarım hep. Yani sizin buradaki kadar çok çeşidim olmasa da evde epey geliştirdim kendimi. İyi günler. Kendin gibi bir eleman seçersen sarı, seçtiğinle aynı pakete koyar, postalarım seni. Bu beyefendi bir konuda yardımımızı rica etti. Ben şey dedim ama bir konuşayım dedi önce. Konuşalım. Ezel Bey mi? Evet. Ben Ezel. Buyurun. S'il vous plaît. Qui est Annette? Il y a un homme qui vous voulez voir, madame. Qui est-ce? Il ne l'a pas dit, mais c'est au sujet de votre vie, Kenan. Fais-le rentrer. Merhabalar. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Kenan mı yolladı sizi? Hayır. İyi o zaman. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Sağ olun. Ne halt ediyoruz biz? Ezel abi. Ezel'e yardım ediyoruz. İstiyorsan sen dön dükkana canım. Çatal kaşık saymaya devam et. Ali abi, Ezel'e mi yardım ediyoruz, kendimize mi? Oğlum imalı imalı ne konuşuyorsun sen? Adam gibi de ne diyeceksin? Bizim için de bir fırsat değil mi bu? Atak olup isim yapalım diye. Benim bir ismim var zaten Tefo. Tamam lan, bir konuşacağız o kadar. Ezel'e sunarız. İster kabul eder, isterse etmez. Nesi oluyorsunuz Kenan'ın? Arkadaşıyım. Hayatta olduğunuzu bilmiyordum ama. İsimleri de başka söylemiştim. Tesadüfen öğrendim. Hı hı. Bak Lala Hanım, hayatta olduğumuzu bilen biri varmış Türkiye'de. Kenan yaptı kayıtlarda bir şeyler. Kağıt üstünde yaşamıyoruz biz. Niye öyle bir şey yaptın? 30 sene önce bir gün eve geldi. Hazırlanın dedi. Tatile çıkıyorsunuz. Bir daha da gelmiyorsunuz dedi. Niye? Hepsi bir adam yüzünden. Kim? Hangi adam? Adı ne? Niye soruyorum demiştiniz bunları? Ramiz mi? Ramiz mi?
Ramiz o adamın adı. Oğlum o adam yaptı böyle. Refik. Ne yaptı? Neler yaşandı geçmişte? Böyle değildi Kenan. Arkadaşıymışsın bilirsin. Böyle doğuştan kötü değildi. O adam yaptı. Bir de öbür kadın. Selma. Refik. Aşk mı? Sadece aşk için mi? Selim var bir de. Rahmetli oğlum. O da karıştı işe. Hangi işe? Refik yeter artık. Lütfen bunlar çok önemli ama. Yok. Lale haklı. Bizden bu kadar. Refik Bey, oğlunuzu korumaya çalışıyorsunuz. Oğlunu seviyorsunuz tabii ama... Sevmek mi? Kenan'ı sevmek ya. Bakın, benim Kenan'ım değil artık o. Ben sadece evime dönmek istiyorum beyefendi. Bir gün belki insafa gelir de şu telefon çalar. Tamam artık, evinize gelebilirsiniz anne baba der. Onu bekliyorum. Size başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü artık uslu durup evimde ölmek istiyorum. Çok metinizi duyduk. Dün bir bugün iki lira kardeşim. O kadar duymamışsındır. Bir konu hakkında fikrinizi almak istedik. Onun için yordum sizi. Yandınız o zaman. Biz fikir adamı değiliz. Eylem adamıyız. Biz fikrimizi alalım. Eyleme sıra geldiğinde ona siz karar verirsiniz. Bir iş ortağımızla yenice ayrıldık. Banka sahibi. Genç bir arkadaş. İskender Bey. Bize bir bakiyesi var. Ödenmemiş. Ama arkadaşımız borcu olmadığını iddia ediyor. Bir kaydı kuydu bir şey yok mu bunun? Burada birkaç yol kalıyor bize. E bize niye geldiniz o zaman? Anlamadım. Anlatayım canım. Senin o kolundaki saat var ya. Onunla Afrika'daki bütün açları doyurursun. Komple. Banka sahipleriyle falan at koşturuyorsun sen. Ya sağlam senin arkan. O kadar sağlam ki bize gelene kadar kaç? En az 5 sınıf inmişsindir. Biz sokak adamıyız Hüsnü. Bize niye geldin? 6. Buraya gelene kadar 6 kişiyle konuştum. Bize destek verenler bu konuda destek vermeyi reddettiler. Günahınız neymiş? Karşı tarafta onu güvencesi altına alan biri var. Kimse onunla bir anlaşmazlık yapmak istemiyor. Ama duyduk ki sizin böyle bir derdiniz yokmuş. Yusuf Eğir. Bize bu konuda fikir vermek isterseniz... Deliyiz demektir. Deliler kopardığının üçte birini alır. Üçte biri? Çok para. E biz de az deli değiliz. Sene oldu. Her gazete gelir eve resmi çıktı mı diye. Hanımefendi. Siz oğlumun arkadaşı değilsiniz. Düşmanısınız değil mi? Niye geldiniz buraya? Oğlunuz benim çok sevdiğim birini. Ailemden birini aldı benden. Siz de onun ailesini. Onun canını yakmak için değil mi?
30 sene önce bir şey olmuş. Herkes dağılmış. Aileyle ilgili bir şey. Onu öğrenmek için. Öğrenince onun canını yakacaksınız değil mi? Evet. Oğlum o benim. Rehin gibi diyemem ben. Ne yaparsa yapsın canım o benim. Pes etmeyeceksiniz değil mi? Peki, size istediğinizi vereceğim. Karşılığında siz de bana bir şey vereceksiniz. Bana oğlumu anlatın. Yok. O iş için doğru kişi değilim ben. Geçmişi öğrenmek istemiyor musunuz? Size yardım edeceğim. Ama bana karşılığında oğlumu anlatacaksınız. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Yaşlandı mı? Ne bileyim ben. Nasıl görünüyor? Yakışıklı mı gene? Gene öyle çocuk gibi gülüyor mu? İyi görünüyor. Her yerde bir evi var. Gözlerden uzak yaşıyor. Ama eğlenmeyi de seviyor. İnsanlara kibar davranıyor. Onları merak ediyormuş gibi davranıyor. Onları özel hissettiriyor. Konuşurken öyle boynunu eğip insanın gözünün içine bakardı. Öyle mi gene? Evet. Çok parası var. İstediği her şeyi alabilir. Ama meraklı bir çocuk gibi bakıyor her şeye. Gerçek mi o? Rol değil mi? Rol değil. Benim oğlum tam o işte. Anlatın. Anlatın. Nasıl gidiyor evlilik hayatı? Yeniden. Cengiz'de garip bir şey var Kenan. Ne yapıyorsunuz siz ona işte? Ne saklıyor benden? Ya saklaması, ben Cengiz'i doğru dürüst görmüyorum bile. Ama Yusuf çok memnun ondan. Dikkat et, tahtını ele geçirmesin diyor bana. Bilmem gereken bir şey yok yani. Cengiz için yok. Ama senin için ne diyorlar istersen söyleyeyim sana. Ne diyorlar? Bugüne kadar yanında gördüğümüz en güzel şey diyorlar. Dikkat et, aklını başından almasın diyorlar. Sen ne diyorsun? Çok geç diyorum. Çok geç. Dikkat et Kenan. Ben evli bir kadın. Ne oldu, memnun değil misin? Yani birçok şey yaşandı ama sanki sular duruldu gibi değil mi? Herkes olması gereken yerde sanki. Hı? Öyle değil mi? Oğlum dışında. Emret hemen yanında olsun. Ben de özledim Kerata'yı, ciddi söylüyorum. Daha değil. Bana güvenmiyorsun değil mi? Sözümü tutmayacağım diye korkuyorsun. Merak etme, tutacağım. Özel bir şey olmayacak. Senin burada benim yanımda kalmanın bedeli buysa, nerede olursa olsun küçük bey yaşayacak. Özel bir şey hissettiğimden değil. Sadece bu iş bitsin istiyorum artık. Cengiz, biz de tam inşallah senden bahsediyorduk. Benden konuşmadan duramıyor değil mi? Aşk işte öyle bir şey. Ne vardı Cengiz, biraz meşgulüz de. Yusuf'la konuşuyorduk da. Eski dostlarımızdan bahsettim ona. Ezel'le Ali. Ben bir baktırayım isterse dedi. İsteseydim ben söylerdim, öyle değil mi Cengiz? Ben istesem peki? Hı? Bir bakalım Ezel'e desem. Bana bir şey söyler miydin? Yaramaz çocuk. Söylemezmiş. Çok tanıdığı var. Çevresi çok geniş.
Ama arkadaşı var mı emin değilim. Yalnız mı? Değil. Anlaştığı bir kadın var yanında. Seviyorlar mı birbirlerini? Tamamlıyorlar birbirlerini diyelim. Oğlum benim. Başka? Başka işte sizin söylediğiniz gibi gülüyor. Aynen öyle. Bir de hayatta hiçbir sıkıntısı yokmuş gibi gülüyor. Başka? Selim'in düğünü. Kenan'ın abisi. Selim her şeyin ortasında durdu. Tam ortasında. Orada da öldü. Ne bağlantısı var? Ramiz mi? O mu öldürdü? Bilmiyorum. Ama karısı yaşıyor. Adresi arkada. Sağ ol. Bir şey daha var. Oğlumu asla alt edemeyeceksin. Seni biliyor musun? Bir de şu bulduğum çöplüğe bak. Şu haline bak. Fecaat. Ben de iyiyim abi. Sağ ol. Hatır soracak hal mi bıraktın? Bağırma. Ne işin var senin bu batakhanede? Ha? Ne işin olur senin bu kabadayılarla, katillerle? Gelsene şöyle. Geç arabaya. Olay mı çıkaracaksın? Ne bağırıp duruyorsun? Sen ne yapıyorsun burada? Dönsene evine. Niye dönmüyorsun? Çocuk yok senin karşında. Bağırma. Soyadını bile değiştirmişsin. O kadar çok mu nefret ediyorsun bizden? Annem nasıl? Nasıl olsun? Seni çok özlüyor. Babam da. Dönsün fabrikanın başına geçsin diyor. Rüşvetin de hazır yani. Şahane. Bak Kenan. Seni bulmak için girmediğim delik kalmadı. Nasıl görmez? Buralar sana göre değil. O kabadayı sana göre değil. Bir adı var onun. Ramiz. Öyle mi? Ben de Selim. Hatırladın mı? Ağabeyim Selim. Bu adam kim? He? Sen onun kardeşi değilsin. Hiçbir şeyin değil o adam senin. Sen benim kardeşimsin Kenan. Kardeşim almadan da gitmeyeceğim buradan. Yok istemem. Nermin'in aynası bu. Atın. Yeni dolap şuraya. Şöyle büyük bir şey.
şuraya da şöyle bir... nasıl bir şey olsa... Ne oluyor? Sen kimsin? Kenan sen ne sandın? Söyle bana gelsin. Bir dakika. Ne demek sana? Neredesin ki sen? Burada kalamam artık Selma. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Hayratlı ile harp bayraklarını çektik. Mekanında olay çıkarttım. Bir ipte duramayız artık. Hadi eyvallah. Ramiz. O olayı... Ben meşhur olayım diye mi çıkarttın? Benim için mi? Kenan senin için kafi şey yapmıyor mu? Yapıyor. Karşılık da veriyorsun. Hoşuna gidiyor. Gitmiyor mu? Senin için yapmadım. Kendim için yaptım. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Olsun. Sağ ol yine de. Çok makbule geçti. Ne diyorsun sen be? Çek elini. Baksana. Tamam. Bırakın. Korumayla mı geziyorsun artık? Yürü çocuk, gidiyoruz. Hazırlık yapacağız Hayratlı'ya. Sordun mu bana seninle gelmek istiyor muyum diye? Ne diyorsun? Yürü Hayratlı, gelir şimdi. Selma'yı bırakmak istemiyorum belki burada. İyi. Selma'yı da al. Beraber gelin. Hadi. Yaptırdım. Bil bakalım adı ne? Urkaç. Nereden bildin? Hayal gücüne güvendim Şebo. Tevfik, bir kokteyl yaptırdım. Bil bakalım. Şebnem beklesene 2 dakika. Ya ne bekleyeceğim ya? Ne değişecek sanki? Taksi! Şebnem ben bırakırım seni gideceğin yere. Delirdin ha sen? Delirmedim Tevfik. Anladım. Sen düzelmeyeceksin. O silahtan vazgeçmeyeceksin. Ne dersen de işte anladım ben. Demedim öyle bir şey mi dedim? Silahtan vazgeçeceğim ben mi dedim? Kimse için adam öldürmeyeceğim. İş icabı silah taşıyacağım dedin. Demedim mi? Dedim ne yapıyorum içeride? Adam mı öldürüyorum ben? Bekle bekle 2 dakika. Böyle gidilmez. İstemiyorum Tevfik. Yemin ederim istemiyorum ama sen gönderiyorsun. Allah, Allah'ım deli. Git be! Git ulan! Git tam, git ama bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Tamam kardeş, binmeyeceğiz. Git sen. Ben bineceğim Tevfik. Bırakır mısın? Bırakmam. Kullanmıyorum silah. Kullanmayacağım da taşıyorum sadece. Adam öldürecek hal mi var bende Şebnem? Tamam, binmeyeceğiz kardeşim arabana. Hadi git, hadi. Vallahi ya. Nasıl oluyor bir anlatsana. Ben senin için her şeyden vazgeçiyorum. Sen bir silahtan vazgeçemiyorsun ya. Ha vur tamam otelde, jacuzzi'de beni bıçakladın de ben bir şey diyemiyorum ya. Vur be Şebnem. Dön dolaş vur. Dön dolaş vur. Binmeyeceğiz ulan arabana gitsene. Ne bakıyorsun ne? İstemiyorum Tevfik. Ben sana bir şey olacak diye korkuyorum. Ama yine suçlu be. Ya ben istemiyorum.
Hemşerim bırak, istemiyor. Senin ağzını yüzünü lan ne var ne? Bir şey oldu mu? Yok, itin gözlüğüne çarptı. Ne yapsak? Buz mu koysak? Dur canım. Üfleyeyim. Üf ne üf ne üf. Tamam gel buraya. Şebnem ne yapacağız biz? Affedersiniz, burası boş mu? Bakıcılık yapmaya mı geldin? Ezerli yok. Bir altlar karıştırmayayım diye dayı yollamadı mı? Seni görmeye geldim ya. Gelemez miyim? Babam da gitme demedi. İçer misin? Tercihen başka bir kadehte. İstanbul Sosyetesi buraya akın ediyormuş. Çok iyi bir yermiş burası, öyle duydum. Ne demezsin. 2 saat kal da müşteri kitlemizi yakından tecrübe etsin. Bu ne be? Meyve suyu bu. Ali, senle böyle ciddi içmeye gidelim mi ikimiz? Olur. 2 saat sonra dışarı taşırım seni kucağımda. O kadar emin olma bence. Size kalsa bomba gibi araba kullanırsınız, sünger gibi de içersiniz değil mi? Ama gerçekte kızlar iyi park da edemez, içki de içemez. Senden iyi içerim, 1. Senden iyi sürerim, 2. Çok iyiyim diye de değil ha. Çıta yüksek değil, ondan. Ne yapıyorsun? Beni keyiflendirmeye mi çalışıyorsun, kafamı mı arttırıyorsun, ne yapıyorsun? Kafan atınca havan yerine geliyor be. Gelmiyor mu? Ali, biraz neşelen hadi. Seni böyle görmek bana dokunuyor. Hep üzgünsün aslında. Görünüşe aldanma, içeriden göbek atıyorum aslında. Seni göbek atarken düşündüm de. Çocuk olmaya ifrit olurdum. Ha? Çocuk olmaya. Niye biliyor musun? Etrafında 50 tane büyük olur. Bir bok bilmezler. Ama tavsiyeden, nasihattan da geçilmez. Lan öyle durursun. Ama susmazlar. İyi de güzel kardeşim. Bu sefer de ben bir şey biliyorum işte. Anlatamazsın. Büyüksünüz de bilmiyorsunuz lan. Ben biliyorum. Bu sefer de ben biliyorum işte lan. Büyükler ya. Çok büyükler. Büyük adamlar ya. Anlatamaz. Öyle. Sen takıl, burası birazdan patlar. Nereye gidiyorsun? Herkese laf anlatmaya çalışmaktan sıkıldım. Herkesin işini kendim göreceğim. Ali. Teklifim geçerli ha. Ne oldu? Yedin galiba oklavayı kafaya. Senin Azat'la ne iş abi? Ne iş olsun lan? Zevzek zevzek konuşma.
Kadınlar dayanamaz bana ama ayrı. Yemin ediyorum sıçtık. Şu hale bak. Adamın borçlusunu gözetliyoruz. İskender miydi? Hani konuşuyorduk adamla? Öyle. Bu önlem. Dinlemezse diye. Efendim. İskender çıkmadan sen şu güvenlik şeyi hallediyorsun. Halledeyim. Nasıl hallediyorum? Bizim Vurkaç kokteyllerinden içir. Ne bileyim oğlum, lafa tut bir şey yap işte. Şiddet yok yani, onu diyorsan. Onu diyorum. Tefo, bana pasif agresif tavırlar sergileyip kafamı attırma. Sen ne yapacaksın? Ne yapacağım? Arabanın içine girip orada bekleyeceğim. Şoförü uyutup Ninni ile İskender Bey çıkınca da nazikçe soracağım. O ana kadar donunu etmediyse çıkarırım kerpetini. Basar senetlere imzayı, görev tamam. Sen de karıcığının yanına dönersin. Yazık lan bana. Gel yardım et bana. Nereye düştü? Buradaymış. Buldum. Dışarı çıkıp kapıları açmaya üşendin mi? İstiyorsan ben kullanayım. Sen buraya geç ha. İyi fikir. Ama gezmeye çıkmadan önce bir tanışalım. Sen kimsin be? Ben kim miyim? Şu ilerideki güvenlik şeyi görüyor musun? Ben orada seni bekleyen adamım. Sana bak. Bak aşağı aşağı. Ben senin Mehmet'i o hale getiren adamım. İyi bak. İyi bak suratıma. Ben senin arabana senden kolay binen adamım.
Ben birazdan... Ben bu kerpeteni parmağına dayayacak adamım. Anladın mı? Ha? Anladın mı kim olduğunu? Ne istiyorsun? Bunu! Kalem de vereceğim ama yürütürsün diye vermiyorum. İmzala senetleri. Titremen geçince imzala da adımı söyleyeyim. Ne oluyor lan? Bu mu yani? Sizi mi bulup getirdi Hüsnü? Biz siz mi kabul ettiniz? İyi ki abisini getirmedi. Siz mi başa çıkacaksınız? Senin kim olduğundan bana ne? Bir daha hiç görmeyeceğim ki seni. Ulan! Hiç güleceğim yoktu. Ulan! Seni de beni! Delirtme! Delirtme! Gülme lan! Lan gülme! Gülme lan delirtme beni! Çocuğu! Kafa! Hadi abi gitmemiz gerek! Gülme lan! Lan gülme! Gülme bak gülüyor lan! Hadi abi! O son hareketi yaptın ya. Artık kesin öder borcunu. Of, çok pis çınladı kulağım. Kağıt işleri bozdu seni. Alış ama. Şöyle söyleyeyim. Bizle çalışacaksan bir tek adam öldürmeyeceksin. Teftiş de mi var? Eyşan'la benim evdeyiz Cengiz. Bekliyorum. Buna da alışacağız. Çıkalım mı? Kenan bekliyor. Şu arkadaş hesabı yazıp duruyor da bende hesap falan yok. Ne yapıyorsun? Ay Barman bana mı soruyorsun? Bedava içki mi verilir? Verme tabii. Hanımefendi yukarısı kapalı mı? Birazdan açacağız. O sırada size bir içki ikram edelim. Tuvalet tıkanmış abla. Ay ne yapayım? Tuvaleti de ben mi temizleyeceğim? Bu ne ya? Temizleyemezsiniz. Sularımız kesik. Siz daha önce hiçbir yerde çalışmadınız mı? Hayır. Bu ilk. Sen kovuldun. Ben mi? Niye? Çünkü çok negatif bir uyarsın. Çık. Çık. Ha. Gitmeden bak. Şu altta pompa var. Al onu. Al. Onda ne yapacağını biliyorsun değil mi? Fırla. Fırla. Ama içkileri kim yapacak? Biz. Şebnem, aç sen kumarhaneye. Aç be güzelim. Erkekleri beklersek kurur kalırız. Doğru değil mi? Acayip doğru. Manhattan'ı alabilir miyim? Bu Manhattan değil, farkında mısın? Civar şehirlerden. Aa, iyi o zaman. Ali yok mu? Buralardaydı. Bir tane daha ister misin? Bir isim bul da öyle ver bari.
ismi var. Neymiş? Burkaç. Burkaç'a. Affedersin abla, Ezel Bey kim acaba? Kim arıyordun? İskender Bey'i ziyarete gitmişsiniz, iadeyi ziyarete geldik. Tabii onları hallediyorum ben. Yok yok, en iyisi eşini devredelim. O basınla daha iyi. Aa, geldiniz mi? Görüldüğü üzere. Karıcığım. Ya Yusuf, şey ne oldu? Hani bir mekan vardı, sahibi zorluk çıkardı, vermiyordu. Cengiz kardeşimiz güzel toparladı o olayı, biliyorsun. Şöyle söyleyeyim. Gereken cezayı kesti kabahatli arkadaşa. Hı. Nasıl bir ceza kesmiştin Cengiz? Önemli olan ne yaptığım değil, ne yapacağım, değil mi? Beklemedeyiz şimdilik. Ortalık yatışsın, döneceğiz tabii. Kim var, kim yok tanışıp gerekeni yapacağız. Ne gerekirse. Evet, ne gerekirse. Güzel. Neyse. Sana doyum olmaz, bizim bitmemiz lazım. Bir davete gideceğiz. Basına söz vermişiz, oraya yetişeceğiz. Hay hay. Eşan. O nereye? Bana eşlik edecek, bir sakıncası mı var? Benim için yok. Aa. Unutuyordum. Çalınca açarsan sevinirim. Niye kimse yok lan burada? Var. Çullandılar Ezel'i. Halletmişsin hepsini. Egzersiz olsun diye yolladık. Herkes çıksın. Kalın olduğunuz yerden. Kalın, kalın. Kalın dedim. Böyle konuş Ezel. Konuş. Sana demedim mi? Yapmayacağını demedim mi? Dedin. Hazır değiliz demedim mi? Dediğimi duymadın mı? Duydum. Şaka lan şaka, kal sen burada, kal. Ben bir gideceğim şu İskender'e. Doğrudan evine bu sefer. Kendim halledeceğim, adam gibi. Akşama dönerim birkaç yüz bin dolarla. İnanırım. Haber getireceksiniz. Hadi be, hadi. Dayı.
İçerideki adamının söylediği gibi gazino da Kenan. Ama şey, bir kendin gidip görsen daha iyi olur dayı. Şeyler. Sait abi gülenecek bak. Masamızı pek beğenmediniz galiba. Estağfurullah. Her şey harikuladeydi. Kenan'ı görünce yemeği unuttuk lakin. Canım benim. Kusura bakmayın lütfen. Aman efendim. Sizler bizim en imtiyazlı misafirlerimizdensiniz. Kenan'ın oğlunuz olduğunu bilseydim çok daha evvel ağlamak isterdim sizi. Rica ederim efendim. Sayenizde küçük beyimizin mahcup halini gördük. Az şey mi? Öyle değil mi hanım? Evet. Kenan çok bahsetti sizden. Gazinoculuğunuzu duymuştuk ama tanışmak bugüne kısmetmiş. Aman efendim. Biz de sizin ailenizin ismini sık sık duyarız zaten. Kenan söyler söylemez hazırlıkları başlattım hemen. Teşekkür ederim. Selma, annem. Memnun oldum kızım. Babam. Ne? Ve karşınızda İstanbul gazinolarının en kıvrak güzel sözü Şehrazat. Hadi bakalım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazinonun köşesinde buluşalım. Ben de Selma'yı kulise getireyim. Dinlensin biraz. Sonra yine eşlik eder misin? Tamam oğlum. İyi akşamlar. Hadi bakalım. Buyurun. Evet. İçelim değil mi? Kenan korkuyorum ben. Başka çaremiz yok seninle. Hayrattı'yı yumuşatmam lazım. Bırakayım öldürsün mü Ramiz'i? Olur mu hiç? Ramiz bu nasıl bırakırız? Biriydi benim kocam diye. Değil mi? Benim çocuklarım var. Siz ne istiyorsunuz? Size o kötülüğü yapmasınlar. Unuttu sansınlar. Ama biz biliyoruz. Dolapta en sevdiğiniz kazakları var. Eşyaları bir kutuda. Doğru muyum? Kimsiniz siz? Sizin gibi biriyim. Aynı katilin kurbanıyım. Arkadaşın gelmiş. Seni bekliyor. Gülsene lan şimdi de. Geliyorum İskender. Gülsene. Bana bir şey olursa iletin. Ebesini o İskender'in. Hepsi bu. Selim'in eskiden kalma sakladığı eşyaları. Bakın, sonra da gidin lütfen. Çocuklarım var benim.
Alo. Ne yaptınız siz? Siz bana ne yaptınız? Merhaba Ezel. Anlaşmayı bozdun. Çok ayıp. Madem sen bozdun, ben de bozayım birazcık. Bil bakalım ben neredeyim. Sesini çıkarırsan ne olacağını tahmin et. İyi günler. Ben aramıştım geleceğim diye. Hoş geldiniz. Ne güzel bir yermiş burası. Ferah ferah. Siz tek başına mı döndürüyorsunuz burayı? Yok. Oğullarım var benim. İki tane. İki tane. Ne güzel. Allah bağışlasın. Neredeler şimdi? Yoklar şimdi. Ama iki oğlum var benim. Aslan gibi. Allah'a şükür. Çok şükür. Ne güzel. Babalar ve oğullar. Ben de çok isterdim babama yardım edebilmeyi. Ama olmadı. Farklıydık biz. Zevklerimiz, seçimlerimiz. Birlikte çalışamadık bir türlü. Siz de oğlunuzla çalışıyorsunuz. Bir oğlum yok benim. Ailem yok. Sizinkinin yaşı küçük galiba. Torunumun o. Adı Can. Torununuz da var. Ne güzel. Ne güzel. Benim gibi ailesiz bir adam için cennet gibi bir yer burası. Mümtaz Bey, ben fazla kalamayacağım. Arkadaşım Temmuz Bey size anlatacak nasıl bir şey istediğini. Nasıl istersiniz? Çok teşekkürler. Temmuz Bey gerekirse sık sık uğrayacak buraya. Hoşça kalın. Güle güle. Gel oğlum. Buyur geç. Of bak fena oldum şimdi. Duydun mu adamcağızı? Hala iki oğlum var diyor garibim. Sen nasıl girersin o mahalleye? Arada sen de gir Ezel. Ailenle ilgilen biraz. Diyeceğim ama kovmuşlardı seni değil mi? Hay Allah. Oradan çık. Bir daha da sakın adımını atma. Mahalleme, evime, atölyeme sakın. O zaman al sana anlaşma. Ailemden uzak dur, ailenden uzak durayım. Hemen. Vakit geldi dayı. Bekle, garson işaret verecek. Haber uçuruyormuşsun dayına. Söyle, nerede o kansız? Konuş ulan! Nerede Ramiz? Bilmiyorum. Vurma abi. Bilmiyorum. Odasında. Görmedim. Ne
Konuş! Konuş! Ramiz nerede? Nerede Ramiz? Konuş! Abi, bayılacak böyle. Şey yap istersen. Ramiz'in köstebeğine mi? Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Kıpırdama! Yok. Kesin bir terslik oldu. Şu adamı kıllandırmadan şu kapıdakilere bir bak. Bizim köstebeği yıkanmışlar dayı. Hemen benim sığınağa çek. Ne oluyor abi? Silah? Otur otur. Yanlışlık olmuş. Onlar hala Ramiz de sanıyorlar seni. Ya da daha da kötüsü ikili oynuyorsun sanıyorlar. E o zaman bilirsin sonunun ne olacağını. Hı? Ha, o konu. Bir konuşabilir miyiz abi? Konuşacak bir şey yok. Ramiz ölecek. Sen de artık bir karar vereceksin. Ya onun tarafında duracaksın, kendini öldürteceksin, ya da ait olduğun yere döneceksin. Ait olduğum yer derken? Abi. Evine git. Bütün suçunu, günahını unuturum. Ailenin hatırına tabii. Abi senin ne işin var burada? Niye karışıyorsun bu işlere? Dedim sana Kenan. Kardeşimi almadan gitmem dedim. Seçimini yap. Abinle mi gideceksin? Yoksa zaten ölmüş bir adam için... Sen de mi öleceksin? Size teşekkür borçluyum Sait Bey. Bu iyiliğiniz karşılıksız kalmaz. Şimdi ödeyin o zaman karşılığını. Tarafını seçtin Kenan. Kendin için en iyi olanı yaptın. Şimdi de bana son bir iyilik yap. Ramiz'in yerini söyle. O zaten ölmüş bir adam Kenan. Sen doğru olanı yaptın. Bitir bu işi. Herkes rahatlasın. Ramiz'e götür beni.